القران بالقران نور قلبي بالقران نور قلبي بقران أغفر ذنبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Değerli arkadaşlar, ikinci dersimizdeyiz. Avamil'in ikinci dersi. Bir önceki dersimizde naif ilmiyle ilgili bazı mukaddimeler söylemiştik, bir şeyler anlatmaya çalışmıştık. Bu dersimizde ise inşallah avamil ile ilgili avamil, avamilin yazarı ve işleyeceğimiz, takip edeceğimiz metodu anlatmaya çalışacağız kısaca. Öncelikle inşallah yazarın hayatından bazı şeyler anlatmaya çalışacağım. Sonrasında avamil e, nedir, neyden bahsediyor. E, sonrasında ise inşallah e, biz avamili nasıl işleyeceğiz, onu inşallah anlatmaya çalışacağım. Tabi bir kitabı okuduğumuzda o kitabın yazarını bilmemizde de çok ciddi manada fayda var. E, özellikle ayrıca e, alimlerin hayatlarını okumak, e, sürekli e, en azından belli bazı dönemlerde Alimlerin hayatlarını okumak, ilim talebelerine ciddi manada bir şef verir, aşk verir ilim okumaları noktasında. Onları zinde tutar, canlı tutar. Dolayısıyla sürekli ilim talebelerinin aslında alimlerin hayatını okumaları gerekiyor ki onlar da onları örnek edinip onlar gibi olmaya çalışmalıdır. bizim sürekli buna ihtiyacımız vardır. Yani sürekli alimlerin hayatını okumamız gerekiyor. E, bu ayrıca bir e, nokta e, ama her kitabın aslında e, yazarının da e, bilinmesi, hayatının bilinmesi e, ve e, yazarın e, o ilimle ilgili, o kitapla ilgili yetkinliği noktasında bize bazı e, ipuçları verir. Dolayısıyla e, onların hayatına da bakmak lazım. Şimdi e, Avamil kitabının yazarı e, Şeyh Abdülkahir el cürcanidir Tabi Avamiller, birçok avamil var. Mesela Ebu Ali El-Farisi'nin allah Alem var vesaire Birkaç alimin e, avamili vardır ama e, en meşhurları e, Abdülkahar Cürcani'nindir. Sonrasında ise İmam Birgivi'nin e, avamilidir. E, bu ikisi en çok e, okutulan e, medreselerde, e, ilim meclislerinde, sürekli e, tedavülde olan, okutulan e, kitaplardır. E, genelde ee, İmam e, Abdülkahir Cürcani'nin e, kitabı Avamili e, bizim bu bölgelerde, Kürdistan'da, Kürdistan medreselerinde genelde onun kitabı e, okutulur. Ama daha çok Batı'da, Türkiye'nin Batı tarafında ise e, bir gibi kita, e, Avamili okutulur. E, Tabi yine de bazıları e, burada da e, bu medreselerde e, bir gibi okutulur, e, diğer yerlerde de e, Avamili Cürcani okutulur ama genel anlamda böyle bir e, şey oluşmuş. Böyle bir gelenek oluşmuş. Şimdi İmam Ebu Kahri Cörcan'ı kimdir? İran'ın Hazar Denizi kıyı şehirlerinden biri olan Cürcan'da doğmuştur. 5. asrın başlarında doğmuş. Öyle rivayet ediliyor. Net tarihi yok, doğum tarihi yok. Dili ilimlerini Ebu'l Hüseyin Muhammed bin Hasan el-Farisi'den alıyor. Belagat ilimlerini ise Kadi Ali bin Abdülaziz el-Cörcani'den almıştır. Böyle rivayet edilir büyük bir dil alimidir. Nahiv ve belagatta gerçekten hüccettir, delildir. Özellikle belagatta zaten yani nahvin ötesinde İmam e, Abi belagatta zaten şeyhtir. Şeyhul belagı denilir. Eşşeh denildiğinde de belagatta genelde İmam Abdülkahir el-Cürcani kastedilir. yazdığı birçok kitabı vardır. Tabi hayatıyla ilgili ciddi bir şey elimizde yoktur. İmam el kahri Cürcani ile ilgili e, sadece e, kısa bir şekilde e, bir e, bazı şeyler vardır. Yine e, şeyde Cürcani e, Hicri 471, yani Miladi 1078 yılında e, vefat etmiştir. E, genelde e, onun e, kitapları e, en meşhur kitaplarından bazılarını anlatırsak e, أن مشهور كتابه دلائل الإعجاز أسرار البلاغه والعوامل الميهdir. العوامل الميه bizim bu kitabımızdır. Cücani e, nahivle ilgilidir. Esrarul Belage ve Delailul İcaz ise belagat alanında e, İmam Abdülqahir Cücani'nin aslında e, bir teorisinin yazıldığı bir kitaptır. E, onun belagatta, belagat anlayışında o kendi ekolu vardır e, ve genelde ondan sonra e, alimler Genel olarak onun ekolünden devam ettirmişler Belagat anlayışını. Ondan sonra genelde onun öğrettiği şeyler üzerinden bazı şeyler yapılmıştır. Ama Belagat da bir ekoldür kendisi ve delaileyeceğiz ile eser belaga bu noktada çok önemli iki eserdir. Bunlar onun o fikirlerinin ortaya koydu fikirlerini ortaya koyduğu iki eseridir. Yine İmam e, Al Kahre Cücenin farklı kitapları da vardır, eserleri de vardır. E, onlardan da birkaç tanesini söylersek, mesela El mughni diye var, e, Şerh-i İdah e, diye e, şeyin Abu Ali Faris'in kitabına e, yazmış, 30 ciltlik, sonra bir cilde e, özetlemiş ve onun ismini de Muktasid diye söylemiş. Ondan sonra Cümel diye bir kitabı vardır. E, ondan sonra Yine e, Yacaz-ı Kur'an e, diye e, bir kitabı burada öyle söylüyor. delil -Caz zaten meşhurdur. E, esrar Belag'a bunlar zaten biliniyor. E, şerh Cümel yine e, var. E, bu şekilde yani birçok kitabı var ama en önemlileri dediğim gibi Avamil'dir. Sonrasında e, Nehib'de Avamil'dir. Ve Belagat'ta ise e, Delil-i Belag'a'dır. Bu iki kitapla e, bu alanda kendi ekolünü oluşturmuş ve İmam Fahreddin Razi aslında ona onu özetlemiş mi bir araya getirmiş o ikisini Derailecaz Lasrul Belagayı öyle hatırlıyorum. Eee İmam Cürcani'nin kısaca hayatı bu şekildedir. Şimdi gelelim avamil nedir? Avamil bize neyi anlatıyor? Şimdi avamil dediğim gibi iki e, tarz avamil var şu an e, genelde okutulan. Bir Abdülkahir Cürcani'nin, iki e, İmam Abdul Abdülkahir Cürcani genelde ee, avamilini amil e, teorisi üzerinden e, anlatmıştır. O bakış açısıyla anlatmıştır. İmam Bilgivi ise İmam e, Abdülkahir etkilenip onun e, oluşturduğu o e, şeyle, birikimle kendisi e, ek bir şey yapmış. Amil, Memul amel ilişkisi üzerinden bir kitap yazmıştır. Tabi İmam Bilgivi'nin bu noktada çok daha iyi görünüyor. Çünkü e, hem e, sonradakilerin e, kitapları genelde öncekilerinden daha iyidir. Çünkü Önceki e, alimlerin birikimlerini de alıyorsun, kendi ve diğer e, o e, onlardan sonra yaşayan alimlerin de birikimlerini alıyorsun. Dolayısıyla bir e, çalışma olarak ortaya koyuyorsun. E, sonrakilerin genelde e, öncekinden daha iyidir e, tasnif noktasında öğretkenlik anlamda söylemiyorum. E, dolayısıyla İmam birgivinin kitabı o noktada tasnif. Tertip, düzen noktasında ve e, İmam e, Cürcani'nin e, amil bakış açısıyla baktığını o amil makul amel bakış açısıyla bakmış ve o şekilde bir e, tasnif yapmış. O anlamda İmam Birgivi'nin o noktada daha iyidir. Ama İmam Abdelkahir Cürcani'nin ise bu alanda e, ilk tutulan ve en önemli kitap olduğu için e, daha iyi görünüyor. Ayrıca İmam Birgivi'nin e, zaten e, amil Memur amel dediği şeyi biz İmam Cürcani'nin kendisi demese de onun kitabın üzerinde zaten uygulama yapabiliriz ki biz böyle yapacağız zaten. Mesela diyelim ki İmam e, Abdülkاهر Cürcani ne diyor? Ca'e Zeyd'in de ki Zeydun ötredir. Merfu'dur. Faildir. Kim bunu merfu' yapmış? Amil. Yani onda amel eden, etki eden birisi var ki kimdir o? Ca'edir. Dolayısıyla fiil amildir. İmam Abdülkahir Cürcani bununla ilgilenmiş. Amille ilgilenmiş. Bu tarafla ilgilenmiş. İmam bir gibi ise diyor ki ca'e amildir. Evet. Peki kimde amel etmiş? Zeydün. O zaman Zeydün onun ma'muludur. Ma amel ettiği şeydir. Peki Ca'e'nin Zeyd'te oluşturduğu şey nedir? Etki ameldir. Bu da ameli. Dolayısıyla üç şey oldu. Amil, ma'mul, ma amel. İmam Cürcani ise sadece bir taraftan bakıyor. Diyor ki değil ki diğerlerini kabul etmiyor. Onun odaklandığı nokta amil noktasıdır. Çünkü onun için önemli olan orası. Ve Ca'e Zeyd'indeki Ca'e'yi dikkate alır. Zeydün kendisi ma'mul ma olma Cihat onu ele almaz. İmam Cürcani bu şekilde bakar e, mesele. O cümledeki amil ilişkisine bakar. Ama e, İmam bir gibi amil, ma'mul ma amel ilişkisini üçüsünü de koyup dolayısıyla İmam bir gibi kitabını üç kısma ayırıyor. Amil, ma'mul ma ve amel olarak. E, şey ise İmam Cürcani ise sadece Aa, amiller noktasında. işte diyor ki amiller iki kısımdır. Labzi manevi. Labzileri ikiye ayırıyor. Semai kıyasi. Maneviler de ayrı. Zaten iki tanedir. İki kısım değil. iki tane. Dolayısıyla amiller şeklinde bir tasnif yapıyor. İmam e, bir gibi ise amil, onun altına giren şeyler. memur İşte diyelim ki mef'ul, me, hal, temiz falan. Amel, işte refa nesab cer, şeklinde üç ana e, konuya ayırıyor, kısma ayırıyor, başlığa ayırıyor. Ama İmam Ciociani öyle yapmıyor. İmam Ciociani'nin tek bir başlığı var, tek bir konusu vardır. Amiller, amiller. E, onun ise amil, maamul ve amel diye üç başlığı vardır. Sonuç olarak e, İmam e, Abdülkahir Ciociani'nin kitabını okuduğumuzda bile İmam e, Birgivi'nin e, o öğrettiği şeyi biz ona uygulayarak e, yapabiliriz ve bir şey de kaybetmemiş oluruz. Yani onu da okumakta fayda var tabii ki e, bir givinin de. E, ama e, Cürcani'yi okuduğumuzda zaten onu da uygulama olarak söyleyeceğiz. Dolayısıyla İmam Birgi V'nin e, kitabını okumamaktan kaynaklı bir sorun eksiklik oluşmayacak. Ama tabii ki her kitabın kendine göre okunduğu takdirde daha faydalı olacak noktaları vardır. Şimdi e, Amil ne demektir? Amil e, ne demektir? Amil bir önceki derste dedik ki nahif nedir? Kelime kelama girdikten sonra o kelimenin durumunu inceliyor. Amil ise kelime kelama girdikten sonra o kelimede o kelimede oluşan şeyi oluşturan şeydir, etkendir. Yani bir kelime bir kelama giriyor, bir cümleye giriyor ve o kelimenin sonunda bir şeyler oluşuyor. O sonunu değiştiren, oluşturan şey şeyin ismi amildir. Mesela örnek hep Cezeyd'in örneği verdik ca e Zeydun, Zeydun'un sonu ötre olmuş. ra Zeyden, üstün olmuş Zeydun sonu. Merartu bi Zeydin, Zeydun sonu esre olmuş. Bakın aynı kelime ama üç farklı durum var ortada. Bu neden kaynaklanıyor? ca e Zeydun'daki Zeydunu isteyen ca e fiildir. Fiil fail ister. Dolayısıyla fail, merfortur, ötre oldu. Ra-eytu Zeyden'de ra e fiildir. Tu failini almış. Ra ne istiyor? Menf'ül. Mef'ul de mensuptur. O zaman Zeyden mensup olduğu mef'ul oldu. Mef Bi zeydinde, bizeydinde zeydin ba e, harfe cerdir. Ondan sonrakini esre yapar. Zeydin ondan sonra gelmiş dolayısıyla mecur yapıyor. Dolayısıyla burada amiller değiştiğinden dolayı son değişiyor. Dolayısıyla o sondaki ameli, o e, işi e, etkiyi oluşturan şeye biz amil diyoruz. Mesela ca'e ze'de zeydünde, zeydünde ötreyi oluşturan kimdir? Ca'edir. O zaman Ca'e -e amildir. Cürcaniye göre söylüyorum. Ondan sonra ra'itu zeyden, zeydendeki nasbeyi oluşturan kimdir? Ra'adır, fiildir. O zaman nedir? Zeyden, ra'a, amildir. Yine merartu bi zeydinde, zeydinde mecuru esreyi oluşturan kimdir? Bi, bi zeydin, bi ba. O zaman ba, amildir. Bu şekilde. Yani amil budur. Kelimenin sonunda oluşan o etkiyi, o oluşan şeyi, oluşturan şeye biz amil diyoruz. Mesela, inne zeyden kaimin. İnne zeyden kaimin. İnne e, Zeyden Kaymın, orada Zeyden Öztürk olmuş. Kim zeyden Öztürk'e yapmış? İnne. O zaman Zeyden nedir? Ben e, inne nedir? Amildir. Kaymın Ötre olmuş. Kim Kaymın Ötre yapmış? İnne. O zaman inne amildir orada. Bu şekilde amil bu demektir. E, Tabi amil kitabı dediğimiz gibi İmam Cürcani'nindir. Ve çok özet bir kitaptır. Çok özet bir kitaptır. Çok kısadır. E, çok e, yani kısaca anlatmış. Hatta bazı yerlerde, hatta çoğu yerde tanım, tanım da yapmamıştır. Dolayısıyla çok veciz bir kitaptır. Eser üzerine Türkçe, Arapça, yani Türk alimler tarafından, Arap alimler tarafından, Fars, Kürt alimler tarafından şerhler, haşeler yazılmıştır. Ciddi anlamda çünkü medreselerde, ilim meclislerinde okunmuştur. Dolayısıyla birçok şerh yazılmıştır. Ee, sadece birkaç tane şerhi söylemek de e, bu kitabın ne kadar önemli olduğunu e, gösterir bu birkaç yer. Mesela İmam Molla Camii'nin Cami, e, kendi şerhi vardır e, şeyin üzerine, avamilerin üzerine. Yine Fadıl Hindi, e, Fadıl Hindi de e, Molla Cami'nin sürekli e, camide ona böyle reddi olarak e, reddiye verdiği bir şahıstır. O da büyük bir alim, onun da yine kitap üzerine bir şerhi vardır. Halid Ezehri Musil Tullab gibi e, kitapların yazarıdır e, Halide Zeri. Çok büyük dil alimidir kendisi zaten. E, onun yine tasrihi vardı çok meşhur e, kitabı. Elfiyenin şerhi olan Tavudiyeh'in yani İbni Malik e, İbni Hişam'ın kitabının e, şerhi olarak Tasrih'de kitabı var. Çok meşhur bir kitaptır. E, yine Musrutlap e, bizim medreselerde bilinir. E, çok meşhur bir kitaptır zaten. Bunların yazarıdır. Onu da tabi çok detaylı yazmış İmam e, Halid Ezer'i. Yani çok detaylı bir şekilde e, avameli şerh etmiş. Herhalde benim gördüğüm en detaylı şerhtir. Yine Taşköprüzade'nin şerhi varmış. Ben bunu görmedim. Sadece tercemelerde öyle geçiyor. Yine Bedreddin bin Ahmet Ayni'nin şerhi vardır. Sadla Seğir'in vardır. Ahmet Fatami'nin vardır. Seydamullah Ahmed Ahmet Koghi son dönem ölemasından Allah rahmet etsin. Gerçekten sıra kitaplarında ciddi emeği vardır. Hemen hemen bütün kitaplar üzerine şerhleri, haşiyeleri, çalışmaları vardır. Yine amil üzerine de kendisinin bir şerhi vardır kendi oluşturduğu bir amili de vardır. Ee, El Hilmiye neydi ismini hatırlamadım. Ee, şey Onun da bir kitabı vardır. Yine amil. Ve amilin şerhi de vardır. Ee, yine Seyda Molla Yasin pardon Seyda Molla Yunus'un şeyin e, ee, Abdülkari Ab Cücani'nin üzerine bir hida önüne kadar yani bir sayfayı e, terkip etmiş. Onun da terkip adlı bir kitabı vardır. Çok meşhur, çok önemli, çok e, müthiş bir kitaptır. E, İrab usulünü, yöntemini, metodolojini, e, metodolojisini ortaya koyan bir kitaptır. Müthiş bir kitaptır. O, o, o öyle bir e, şerhi de vardır. Terkib terkip yapma noktasında yani İrab'ı ile ilgili bir şerhtir ama salt İrab değildir. İrab içerisinde konuları da anlatıyor e, Molla, Molla Yunus. Yine Sadullah Sagir dedik en meşhur ve medreselerde e, halen e, ders olarak da okutulan Sadullah Sagir kitabı vardır. E, şeyin Avam'ın e, şerhi onun üzerine de yine e, Geravi'nin haşyesi vardır. O da müthiş bir kitaptır gerçekten. E, Geravi e, belki bunların içerisinde en önemli e, benim gördüğüm, benim e, mutallalarımda e, en e, faydalı gördüğüm e, ee, kitapların başında yani şeylerin başında haşiye daha doğrusu yani amille ilgili çalışmaların başında ben Geravi'nin çok önemli bir tutuğunu düşünüyorum. Ee, ciddi manada bir e, şey var. Yine e, dedik ki Sadla Sagir'in haşiyesidir. Sadla Sagir de amilin e, şerhidir. Kısaca bu tür şeyleri vardır. Benim de kendi çalışmam vardır. Ee, onunla ilgili de inşallah yakın zamanda belki basılır. Ee, detaylı bir e, haşiye çalışması haşirleri eklemişiz. Ondan sonra her konu sonrasında sorular eklemişiz. Arapça sonrasında bazı bölümlerden sonra alıştırmalar eklemişiz. Başlıkları yeniden düzenlemişiz ve bazı yerlerin irabını, tekibini de yapmışız. Bu şekilde bir çalışmamız da mevcuttur. İnşallah onu da basarız. Dolayısıyla gerçekten amilin üzerine. Ee, çok ciddi çalışmalar vardır, kitaplar vardır, haşir vardır ee, ve bu kitap e, medreselerde e, yani uzun bir zamandan e, beridir medreselerde ders olarak okutuluyor ve Nahvin ilk kitabı olarak okutuluyor. Amil ve İmam Ebu Kahir hayatı hayatıyla ilgili e, bunları e, kısaca söyledik. Şimdi bizim bu e, derste, amil dersinde takip edeceğimiz metot nedir, nasıl olacak? Doğrusunu söyleme gerekirse amil benim şahsi kanaatim olarak söylüyorum ilk okulara ilk e, e, kitap olarak okutulacak bir metin değildir. Yani e, avamil e, nahve başlayacak öğrencilerin ilk başlayacağı bir kitap değildir. En azından kendi zamanımız için söylüyorum. Yani önceki dönemlerde e, işte aylarca, iki ay, üç ay e, boyunca amili okuduklarından dolayı ya da farklı sebeplerden dolayı ilk kitap olmuş olabilir. Onun e, hikmetini bilmiyorum. E, o dönemin e, kendi e, ders veren müderrislerin alimlerin e, takdiridir. Ama e, en azından benim şahsi e, tecrübem ve kanaatim eee Avamil kitabı nahvin ilk kitabı olabilecek bir kitap değildir. Çünkü e, bir ilme giriyorsanız, başlıyorsanız öncelikle o ilimle ilgili, o ilmin e, en azından genel konularıyla ilgili bir e, bilginiz oluşması lazım o kitapla. Halbuki nahiv, e, nahiv e, Avamil kitabında e, zaten nahvin genel anlamda konuları, bütüncül olarak konuları yoktur. Ve var olan konular da tanımları yoktur. Ee, öylesine değinip geçiyor. Yani bilim, öğrenci onu okuyan sanki biliyormuş gibi e, İmam Ebu Kahri Cercani davranıyor. Ki bana göre amil bakış açısıyla baktığı için yani nahvin e, farklı bir ee, ekolunu oluşturmuş aslında İmam Ebu Kahri Cürcani. Dolayısıyla bu kitap aslında e, ilk kitap olarak okutulup e, nahvin direkt ondan öğrenileceği bir kitap değildir. Bu e, birazcık nahvi bilip de e, farklı bir bakışla nahvi okuyacak e, içindir. Yani o anlamda bir fayda verir. Yani en azından e, iptida düzeyinde bir kitabı okuyup ondan sonra bu ameli okuduğumuzda ciddi manada fayda göreceğiz. Ama direkt bundan başladığımızda Mesela ben çok e, basit bir şekilde birkaç yerden e, bakalım e, niye direkt ilk kitap olamaz? Şimdi mesela diyelim ki e, ne diyor? İlk konusu harf ve anlatıyor. Diyor ki harf ve celler isimleri mecrur yapıyor. Şimdi bir kere mecrur nedir bilmiyoruz. Cer nedir bilmiyoruz. Bununla ilgili detaylı bir bilgi gerekiyor. Bunu anlatmak için en azından bir yarım ders gider. Bir yar yani yarım ders cerleri cer nedir? İşte cer neyin kısmıdır? Refe nasb cer cezm vardır. Refe nasb cer cezmin alametleri nelerdir? Bunlarla geçer. Bu bir. İki, mesela bihidaun orada geçiyor. Şimdi bihidaun salt bir örnek olarak verilemez. Bihi daun orada terkibini yapacaksın. Peki haber nedir? Mübteda nedir? Onu geçiyorum. Bihi önce yani mukaddem olmuş haberdir. Daun ön tehir edilmiş mübtedadır. Bunlar nedir bilmiyoruz. Yine sonrasında diyelim ki başka terkiplerde başka yani başka örneklerde farklı terkipler vardır. Yine geliyorum ikinci nev'e. Diyor ki, hurufun tansibül isme ve terfeül habere. Şimdi sen ismi ve haberi bilmiyorsan, Bunları nasıl bileceksin? E i̇sim haber bu kitapta anlatılmıyor. Yani isim müfteda haber anlatılmıyor. İsim müfteda'nın sonra farklı e, yani innenin e, işte inne ve kardeşlerinin geldikten sonra girdiği haldir. Sen e, müfteda ve haberi bilmeden nasıl ikinci nöyün anlayacaksın? Onun için burada ne yapmak lazım? Müfteda'yı anlatmak lazım, haberi anlatmak lazım, müfteda'nın işte bunlarla dönüştüğünü anlatmak lazım. Yine inne zeyden terkibini yapacaksın. Yine belli olmayacak. Bela enne zeyden Zahib'in, Orada nuni vikaya var. Nuni vikaya nedir? Ne için gelir? Vesaire. Enne zeyden Zahib'in Mastar teviline girecek. Mastar tevili nedir? Bunu bilmekte bilmek lazım. Gibi. Yine mavala yine aynı mesele. Ee, diğerinde işte hurufun tansibül isme fakat vav e, wow geliyor. İstevel mavvel khaşebete mef'ul ma'uhu'yu bilmek lazım. Mef'ul ma'uhu mef ma anlatır. Halbuki mef'ul konusunu bilmek lazım. Mef'ulun beş kısmını bilmek lazım. Mef'ul ma'uhu da o kısımdan bir tanesidir. Ama onu e, bilmeden burada direkt örnek vermiş. Yine illa istisna diyor. Peki istisna nedir? Müstesna nedir? Müstesna minhu nedir? E, onu geçiyorum. Canil kavmu illa zeyden bir örnek. Ma canil kavmu illa himaren iki örnek. Peki niye bu iki örneği getirdi? Bunun hikmeti vardır. Bunun e, kısımları çünkü istisna-i ve istisna-i münfasıl'a göre ayrılmış. Yine ya li nida baidi dediğinde münadayı anlatıyor. Ya Abdullah, ya hayra min zeydin ya racula huz Burada üç tane örnek verdi. Niye üç tane örnek veriyor? Yani niye İmam-ı Hakk'a üç tane örnek veriyor ki bir meseleye? E bu üç örnek farklı farklı kaydenin uygulamasıdır. Dolayısıyla ya abdallah münadayı mudafındır. Ya hayra min zeydin şebihe mudaftır. Ya racula huz bi yedi. Örnekli gayrimeksuttur. Dolayısıyla yani bunları da bilmeden nasıl ben yani bu meseleleri bilmeden en azından bir eee Onunla ilgili bir yüzeysel bilgi olmadan bu anlatılamaz. Ve devam ediyor yine. Ee, yani mesela şart edatlarını anlatıyor. felü şartı, cevap şartı, işte bunların terkiblerini, iraplarını bilmezsek nasıl olacak? Yine diyor ki, Esma'u nasibetu lil ismi ala temizi. Temiz üzerine mensup olan isimler. temiz nedir? Geçmiyor ki burada. Sadece şunlar 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 temizdir diyor. Temiz nedir? Esma-i nekira diyor. Nekire nedir? Marife nedir? Bilinmiyor ki bunlar. Ee, dolayısıyla yani benim açımdan şahsen bu biraz sorunlu. Yine Efal-i Nakiseleri Damir anlatıyor. İşte Kane ve kardeşlerini e, birkaç haletini anlatıyor. Kane'nin birkaç tane örneğini veriyor. Vesaire. Efali mukarebe, efali medeh zeminde işte iki mef'ul isteyenleri anlatıyor. E i̇ki mef'ul isteyen fiiller var. Bir mef'ul isteyen mef fiiller var. Üç mef'ul isteyen fiiller var. Dolayısıyla genel anlamda bunları bilmeden yani en azından bu bu kavramlarla ilgili ön bilgimiz olmadan bu kitabı okuduğumuzda ya ciddi bir zaman verip en az iki ay verip ciddi manada bu kitabı çok derinlemesine öğreneceğiz ki günümüzde öyle olduğunu düşünmüyorum böyle olursa sıkıntı yoktur. Çünkü her bu meseleler geçince onu detaylıca anlatıp öğrenci kafasına öyle otursun. Yoksa ileride öğreneceksin, ileride öğreneceksin şeklinde bu çok da doğru değildir. Yine bizim alimlerimizin en azından kendi medreselerimiz için söylüyorum. Yani ben bizim gördüğümüz alimler şeydaların metodu kitabın hepsini terkip irap yaparlardı. Yani baştan sona elhamdülillah'tan alıp Seyda Maloyanes'in yaptığı gibi baştan sona terkip yaparlardı. Peki bu terkipleri bu terkiplerin isimlerini bile bilmeden nasıl bir terkip yapılabilir? Dolayısıyla en azından Avamil'e başlamadan önce ya da şunu da ekleyeyim sonra. Avamil zaten çok veciz bir kitap olduğu için bazı yerlerde ek bilgiler vermek zorunda kalıyor. insan tamamlamak için, o konuyu tamamlamak için parça veriyor. O diğer parçayı da vermeyeceksin ki tamamlayacaksın. Dolayısıyla ee, mesela efal-i mukarebeyi anlatacak. efal mukarebenin e, üç tane kısmını anlatacaksın ki e, biraz daha otursun diye e, vesaire. Bunları, Bunların hepsini yapabilmek için öncesinden en azından bu kavramlarla ilgili bir bilgi oluşması lazım. Ön bilgi lazım. Sonrasından bu kitap okunur. Yani bu kitabın okunması muhakkak lazım. Çok önemli bir kitaptır. Hatta ezberlenmesi gerekiyor ki ezberleniyor normal medreselerimizde. Ama bu kitaptan önce benim şahsi kanaatim ki ben şahsen kaç yıldır öğrencilerimize ben bu şekilde ders veriyorum. Önce genel anlamda böyle kısa bir şekilde... Ee, bir e, bir aya yakın ya da 15 gün falan e, acrumiyeyi e, sadece e, o kavramları öğrensin diye özel e, özet olarak, yüzeysel olarak onları anlatıp sonrasında avamili okuyoruz ki avamile direkt başlayıp da e, başlayan ile e, acrumiyeyi en azından töhfeyi değil, acrumiyeyi okuyup acrumiye önemli değildir. mesela bu bilgileri en azından temiz nedir? Kafasında bir şey olursa, hal nedir? Mübteda nedir? Haber nedir? Fail nedir? Mef'ul nedir? Mütealik nedir? Bunlarla ilgili genel anlamda kafasında bir bilgi olursa ön bilgi olursa öyle olsa, biz bu ikisi arasında diğerinin yani acrimeyi okuyup ya da en azından bu bilgilere sahip olup sonra amil okuyanların çok daha faydalandığını görüyoruz. Yani amilde çok ciddi gerçekten değinilmesi gereken meseleler var, anlatılması gereken meseleler var. Ama öğrenci hiçbir şey bilmediği için, direkt girdiği için hiçbir şeyi anlatamıyorsun. Anlatamayınca da bu e, kitabın e, gerçek manada e, faydası ortaya çıkmıyor ve ciddi manada bu kitaptan ispat edilmiyor. Halbuki bu kitap çok müthiş bir kitaptır ve e, derinlenmesi, e, derinlenmesine okunması gerekiyor. Hatta benim şahsi düşüncem e, eğer olursa, imkan olursa e, buradan da müdereysiz kanalında inşallah e, yani avamiliği bir iki defa belki üç defa şerh etme düşüncem var. Yani bu şer birinci seviye olarak olur. Sonrasında ikinci, üçüncü seviye olarak ameli tekrardan ele alıp farklı noktalardan, farklı bakış açısıyla tekrardan okuma niyetim var en azından. Allah Teala imkan verirse. Bu şeyde, ben bu derste, bu seviyede ee, önceden en azından bu kavramları biliyormuş gibi hareket edeceğim öğrencilerin. Çünkü e, yoksa yani bu kitaptan gereği e, kadar ispat edilemez. E, benim tavsiyem e, o anlamda. En azından bu kitabı okuyacaklar. E, bir acümye metnini e, yüzeysel olarak e, anlamışlarsa veya Türkçe kitaptan e, müfteda nedir, haber nedir ya da birisinin yanından müfteda nedir, haber nedir, hal nedir, temiz nedir, ref nedir, nasip nedir, cer nedir şeklinde bazı konuları e, yüzeysel olarak yani birkaç gün e, yani ciddi manada çalışılırsa bir hafta iki haftada e, bu rahat bir şekilde e, a, okunur, e, anlaşılır. E, ondan sonra bu kitabı, bu dersi dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bu şekilde inşallah biz dersimizi bu şekilde işleyeceğiz ee, ve e, bilgiler vermeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar e, çok derine girmeden ama e, var olanları da e, ihmal etmeden e, birazcık e, var olanın üstüne çıkıp e, daha iyi bir şekilde ispat edilmesi için bazı bilgiler vereceğiz. Bazı e, şeyler söyleyeceğiz. O anlamda. Öncesinde bir şeylerin bilinmesi bizim işimizi, sizin işinizi de daha da kolaylaştıracaktır. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.